Daha önceden tekstilci, mağazacı olduğum için kıyafetlerinize size uygun yorumlamak istiyorum. Sırayla yanınıza gelip yorumlayacağım. İlk önce senle başlamak istiyorum. Dur, burada yağ var. Ayağını şey yapar. Ben geleyim. Dur, hatta şu önlüğümü şöyle kaldırayım. Tabii. Sen bir bak proporsiyonuma falan. Tamam. Biz diyoruz yanlış yarışmaya gelmişsin. Hatta sen şu masana git, ben yürüyeyim şöyle. Evet. Bak bakalım uygun giyinmiş miyim? Öncelikle fiziğin çok güzel. Ona lafım yok. zayıf bir bayan olduğun için bence bol şeyler giymemelisin. Arada kilo şeyler giyiyorsun, bence sana yakışmıyor. Arada kilo bir şeyler. Kiloş. Ha, kiloş. Evet, dökülen şeyler. Sadece yandan renk sana gitmemiş. Neden? Çünkü tenin açık renk, saçın sarı, renk soluk. Canlı renkler giymen gerekiyor. Bir de böyle bak, belki böyle bakınca tulum renk yakışmış. Tek sıkıntı renk. Uygun kombinin mu yani güzel proporsiyonuma? Evet, proporsiyonu uygun. Beğendin yani. Evet, beğendim. Modacımız teşekkür beğendim ederim. Sana 4 veriyorum. 4? Niye? Ay, bir puan çok... nereden? Renginden. Tamam. Renginden dolayı. Evet. Seni de podyuma alalım şöyle, şöyle bir. Ben. Şöyle geçeyim canım. Söyle. Değil mi böyle? Evet. Renkler tam senin rengin. Sen soğuk kadınsın çünkü beyaz tenli koyu saçlısın. Soğuk kadın, evet. Bak çok doğru noktaya değindim. Gayet sıcak kalayım. Onun demek istediği başka bir şey. Evet. Senin vücut tipin ortalamada, yani ortalama tipte, ama sen vücuduna uygun giyinmiyorsun. Nasıl? Yani nasıl giymem gerekiyor? Tarz olarak da kendine uygun giyinmiyorsun. Çok genç birisin. Ona rağmen... Yaşlı mı giyiniyorum? Evet. Giymeyi bilmiyorsun desene açık açık. Kırmak istemedim ama yaşına göre biraz yaşlı kıyafetleri giyiyorsun. Allah Allah, işte yaşlı. Bu konuda biraz çalış derim. Sana o yüzden 2 veriyorum. Seni alabilir miyim Aydancığım? Aydancığım sen de. Tabii ben de geçeyim. Ünlü modacımız Yağmur Öz. Bizi değerlendirdi. Yaşlı evet giyiniyormuşum. Siz yaşınıza göre giyiniyorsunuz. Size çiçekli, dallı budaklı şeyler çok yakışır. Ten renginize uygun ve saç renginizi bence acilen tarçın yapmalısınız. Teninize aa, uygun. Benim saç evet rengim hakkında bir şey söylemedin. Nasıl olmalı? Yaşlı. Böyle mi kalmalı? Bana herkes saç rengimi soruyor da. Bence saç rengin aralara ışıltı atılmalı. Anlamadım. Işıltı atılmalı çünkü... Neden? Şey düşünüyorum, beyaz yakışmaz mı sana, beyaz ben, aralara beyaz? İşte yaşlıyım ya, aslında beyaz yapsam daha doğru, yaşlıya uyar, doğru diyorsun. Yaş için değil, hani siyah ya saçların, beyaz daha çok tatlı olur diye düşündüm ben. Yok. Şahsi fikrim. Ayda, bana Yağmur'un fikrini almak istiyorum modacığım. Sayın modacığımız Yağmur'cum, soyadın neydi? Öz. Yağmur Öz'cüm, sizce saçımı ne renk yapmalıyım efendim? Saçınızın aralarına ışıltı atabilirsiniz. Ne renk ışıltı ama şimdi, ışıltı derken hangi? Böyle nasıl diyeyim, bal köpüğü tarzında. Daha önce mesela ben sarı kullanmıştım. Ya sarı size gitmez. Şey, siz soğuk kadınısınız, sarı gitmez. Ne kadının ben bir dakika. Soğuk, kış kadınısınız. Kış kadını. Evet. Bak, sarışın bir bayansın, çok hoşsun. Fiziğin de gayet yerinde. Ama o renk seni çok soluk göstermiş. Açmamış. Aksesuarların yok gibi yani, olmamış. Hiç proporsiyonuna uygun değil. Bir önlüğünün arkasından bakabilir miyim? Buyurun. Yok canım ya. Gerçekten eleştiriyorsun. Ben de sana malzeme çıksın diye ortalara çıktım ama sen zaten bu işi bilmiyorsun. Ne diye bizi şimdi analiz etme gerekiyor? Kişi önce olsam, iğneyi kendine batırsın, sonra çuvaldızı başkasına batırsın. Canlı renkler. Bana yaşlı giyiniyorsun ki ben yaşlı giyindiğimi düşünmüyorum. Ki iki çocuk annesiyim. Sen de tek çocuk annesin ama tek çocuk annesine göre bence kıyafetin ağır. Yıllardır ben mağaza müdürlüğü yaptım. Olabilir. O yüzden bunu yargılayamazsınız. Bunun eğitimini dahi aldım. He, mağaza müdürleri stilistlik mi yapıyor? Stilistlik yapmıyor ama kumaş eğitimi, renk eğitimi, hangi tene hangi renk gider, bunların eğitimini alıyoruz. Ama bu senin tenine gitmemiş. Onun eğitimini vermemişler sana. Peki canım, teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun kızlar, şovlar için. Mağazada çalışırken evet ufak bir eğitim alıyorsun ama bir danışman değilsin. Bir şey dizayn etmiyorsun, tasarlamıyorsun, yeniden yaratmıyorsun. Nasıl insanlara işte bu sana oluyor, bu sana olmuyor diyebiliyorsun? Bunu gerçekten normal bulmadım. Yine kendini öne çıkarmaya çalıştı. Yine kendi işte ben böyleyim, ben böyleyim diye buraya zaten belki de kendini daha fazla öne çıkarmak için, takipçilerini artırmak için ve belki bu yer buradan bir iş yakalamak için gelmiş olabilir.